birinci sınıfın sonunda elde ettiğiniz ortalama sosyalleşmek, gezmek ve bence üniversiteye girdiğiniz andan itibaren derse geliyordum, gidiyordum. Herkese merhaba. Bugün üniversiteye geçmeden önce, üniversiteye başlamadan önce bilmeniz gerektiğini düşündüğüm bazı noktaları paylaşacağım sizinle. İki gün önce üniversite sınav sonuçları açıklandı ve yakın zaman sonra tercih dönemi başlayacak. Yaklaşık 1-2 ay sonra da artık hepiniz üniversiteli olacaksınız. O yüzden üniversiteye başlamadan sizinle paylaşmak istediğim birkaç nokta var. Burada başlıklar halinde not aldım. Başlık başlık kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak eğer farklı bir şehirde okumak istiyorsanız ya yurtta kalacaksınız ya da evde kalacaksınız haliyle. Benim tavsiyem eğer evde kalacak maddi durumunuz varsa bile ilk yıl yurda çıkmanız. Yurtta ilk yıl arkadaş edinip sonrasında onunla beraber belki eve çıkabilirsiniz. Arkadaş edinmek açısından bence ilk yıl yurda çıkmanızı tavsiye ediyorum. İkinci olarak hazırlıktan bahsetmek istiyorum. Eğer okuduğunuz bölüm %30 veya %100 İngilizce ise zorunlu olarak 1 yıl hazırlık okumanız gerekiyor veya muafiyet sınavına girip hazırlığı atlayabiliyorsunuz. Benim size tavsiyem İngilizceniz iyi bile olsa 1. yıl bence hazırlık okuyun. Eğer 4 yıla üniversiteyi bitirmek gibi bir zorunluluğunuz yoksa bence hazırlık okuyup oradan farklı bölümlerden arkadaş edinip ve ilk yıl mesela özellikle 12. sınıfta ya da mezuna kalıyorsunuz, çok yoruluyorsunuz, çalışmak, üniversite sınavı yoruyor. Ve üniversitenin ilk yılı insanlar daha çok sosyalleşmek, gezmek modunda oluyorlar. O nedenle hazırlık okurken bunu daha rahat yapabilirsiniz. Yoksa 1. sınıfta bunu yapmaya kalktığınızda daha ilk sınıftan ortalamayı düşürmüş oluyorsunuz. Ortalama da bir sonraki madde zaten. İlk sınıftan düştüğü zaman da bir daha toplaması gerçekten çok zor oluyor. 1. sınıfın sonunda elde ettiğiniz ortalama sizi 4 yıl boyunca takip ediyor yani arkadaşlar. Yüksekse düşürmesi zor oluyor, düşükse de yükseltmesi zor oluyor. O yüzden eğer sosyalleşmek gibi üniversitenin ilk yılında gezip tozmak gibi böyle hayalleriniz varsa bence hazırlık okumanızı tavsiye ediyorum. 3. madde ortalama dediğim gibi. Ortalama çok önemli arkadaşlar. Kümülatif dediğimiz, GPA dediğimiz şey. İleride 2. sınıfta veya 3. sınıfta staj arayacaksınız. Staj yapmanız gerekecek. Ve stajda baktıkları şey gerçekten de ortalama. Yani çok önem veriyorlar ortalamaya. O nedenle ortalamanızı yüksek tutmaya çalışın. Bu da nasıl olacak? 4. maddemiz derslere git. Derslere gidin arkadaşlar. Neden diye sorarsanız. Şimdi bazen mesela derslerde anlamıyoruz. Sonrasında YouTube'dan ders desteği alıyoruz falan. Ama bazı hocalar mesela bazı konularda kendi çözüm yöntemleri oluyor. Ve o çözüm yöntemleri dışındaki çözüm yöntemlerini kabul etmiyor. Biz YouTube'dan mesela izliyoruz. Bir sorunu farklı şekilde çözüyorlar ama hoca derste başka bir şekilde anlatmış. Ve sınavda o şekilde çözmezsen not vermeyebiliyor. Ve gerçekten derslere gidip not aldığınızda da hani sınavdan sonra kendi notlarınızla çalıştığınızda gerçekten çok daha faydalı oluyor. Yani sonrasında hiçbir şey bilmeyip YouTube'dan falan böyle öğrenmeye çalışmaktansa derslere gitmek sizin için en faydalısı olacak. Hani tabii zaman zaman hani kırdığınız olabilir. Dersleri bazen kırabilirsiniz işte belli sebeplerden dolayı ama benim tavsiyem size genel olarak derslere gidin. 5. tavsiyem hocalarla konuşun arkadaşlar. Mesela benim ilk 1,5 yıl neredeyse boyunca hani yaptığım bir hatadır. Ben 1,5 yıl boyunca neredeyse hiçbir hocayla konuşmadım. Yani derse geliyordum, gidiyordum. Şimdi burası hani lise gibi değil arkadaşlar üniversite. Hocalar geliyor, dersini anlatıyor. Eğer sen parmak kaldırıp bir şeyler sorarsan bir etkileşime girebiliyorsun. Ya da bazen hoca işte sınıfa bir şey sorduğunda parmak kaldırıp cevap verirsen etkileşime girebiliyorsun. Onun dışında böyle oturup sürekli izlersen hoca ders anlattıktan sonra hani çıkıp gidiyor ve sınıfta da hani çok kişi oluyor. Hani lise gibi 30 kişilik olmuyor sınıflar. 20 kişilik bilmiyorum kaç kişilik sınıflarda okudunuz ama ortalama olarak 20-30 kişi oluyor lisedeki öğrenci sayıları. Burada 70-80-90 kişi var. O yüzden hani siz o hocayla tanışmazsanız, hocayla etkileşime girmezseniz tanışamamış oluyorsunuz ve mesela sonrasında 4. sınıfta hocayla beraber bitirme tezi yapmanız gerekecek. O zaman için hani daha ilk sınıftan hocalarla etkileşime girmeniz, tanışmanız bence sizin için
sizin faydanıza olacak. Altıncı madde Gmail arkadaşlar. Üniversitede artık Gmail kullanmaya başlayacaksınız. Hocalarla mailleşmeye başlayacaksınız. O yüzden kendinize öncelikle, eğer mesela şu anki Gmail'iniz böyle saçmaysa, işte bilmem ne nokta hani falan filan böyle bir şeylerse saçma, kendinize tavsiyem yeni bir düzgün bir e-mail alın. Adınız, soyadınız şeklinde. Adınız, soyadınız büyük ihtimal alınmış olur. Adınız nokta soyadınız olabilir. Ya da işte adınız, soyadınız yanına belki neredeyseniz oranın plaka kodu olabilir vesaire. Böyle düzgün bir sade bir Gmail alın. Bir sonraki maddem kütüphaneye git yazmışım. Kütüphaneye gidin arkadaşlar. Aynı şekilde bu yine benim ilk 1,5 senelik dönemimde gerçekten kütüphaneye bir kere bile uğramamıştım. Sonrasında artık 4. dönem, 2. sınıfın 2. dönemi kütüphaneye bir gittim, bir daha da bırakmadım. Gerçekten kütüphane bana çok fayda sağladı. Kütüphaneye gidin. Özellikle 9 Eylül Üniversitesi'nde bizim kütüphanemiz 7/24 açıktı, Naztepe kampüsündeki. Kütüphanede herkes ders çalıştığı için siz de o moda girip ders çalışabiliyorsunuz. O yüzden bence hani bazen ben kütüphaneye gitmeden önce ne yapıyordum? Biz kafede çalışıyorduk arkadaşlarımla. Ve bunun faydalı olduğunu, çalışabildiğimi düşünüyordum. Ama sonrasında kütüphanede çalışmaya başlayınca gerçekten kafede çalışamadığımı fark ettim. Kütüphanede çok daha iyi çalışabildiğimi fark ettim. Ve bu notlara da aynı şekilde zaten yansıdı. Şimdi kütüphanede herkes çalıştığı için hani senin de çalışasın geliyor ve o moda giriyorsun, çalışma moduna. Kafede kahve içme, arkadaşlarla sohbet etme modundasın. Hani bulunduğun ortamda yaptığın şeyi çok etkilediği için bence hani kütüphanede çalışmak çok daha iyi. Bence kütüphaneye gidin. Ondan sonra okulunuzun spor salonuna gidin. Okulunuzu bir gezin arkadaşlar. Bir imkanlarını bir görün. Ve derslerle alakalı olan son maddemi de söyleyip artık biraz daha arkadaşlıklar, sosyalliğe girmek istiyorum. Derslerle alakalı olan son konu ise CV hazırlayın arkadaşlar. Üniversiteye başlar başlamaz hemen CV'nizi hazırlayın. Neden bunu yapın diyorum? Çünkü CV'nizin ne kadar boş olduğunu bir görün. Hani üniversitede eğer kendinize bir şey katmazsanız, sadece üniversiteyi bitirip o diplomayı alırsanız, orada CV'nin ne kadar boş kalacağını bir görün. Bir kendinizde bir eksiklik hissedin. Ondan sonra bakın bakalım nasıl böyle hemen bir can atıyorsunuz. Sertifikalı eğitimlere katılayım da sertifika alayım diye. Bunu eğer 3. sınıfta yaparsanız, ondan sonra işte 3. sınıfta böyle bomboş CV ile kalıyorsunuz. O yüzden ilk yılda yapıp bu eksikliği hissederseniz, İlk yıldan sertifikalı eğitimlere katılıp CV'nizi doldurmaya çalışma içgüdünüzü oluşturmuş olursunuz. Şimdi gelelim sosyalliğe. Okulunuzun kulüpleri olacak illaki, her üniversitede olduğu gibi kulüplere katılın arkadaşlar. Kulüpler sizin sosyalleşmenizi, farklı bölümlerden arkadaş edinmenizi sağlar. O nedenle kendiniz hoşunuza giden kulüpleri, kulüp tanıtımları okulların ilk haftalarında genelde oluyor. Ortak bir yerde, ortak bir alanda toplanıp kulüplerini tanıtıyor kulüpteki sorumlu kişiler. Orada kendinizi hoşunuza giden, kendinizi yakın hissettiğiniz kulüplere bence mutlaka katılın. Sosyalleşin. Ne tarz kulüpler var? Sporla ilgili kulüpler var. Etkinlikler yapan, hani eğlenmek adına etkinlikler yapan, sosyalleşmek adına etkinlikler yapan kulüpler var. Akademik anlamda size bazı şeyler katacak kulüpler var. Bunlardan ilginize çekene katılabilirsiniz. Ama tabii okulun ilk haftası şöyle bir şey oluyor. O kulüpler böyle tanıtma alanında gittiğinizde hepsi ilginizi çekiyor o an böyle. Hepsine katılıyorsunuz. Sonra bunların tabii toplantıları falan oluyor. Bunlara çok fazla olduğu için yetişememeye başlıyorsunuz. O yüzden bazılarını bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Ama hani bunların sonuçta zaten gitmediğinizde kaydınızı siliyorlar. Belli bir hani yaptırma vesaire yok. O nedenle yine çok fazla şeye gidemeyeceğiniz için bunu bence ayarlayın. Hepsine kayıt olmayın. Çünkü gidemeyeceksiniz ama siz bilirsiniz. Dediğim gibi bir yaptırım yok. Kayıt olursanız da bakın belki de yetişebilirsiniz. Belki gidersiniz, bilmiyorum. Böyle yani, bunu da söylemek istedim. Bunun dışında güzel arkadaşlıklar edinin arkadaşlar. Network oluşturun. Farklı bölümlerden arkadaşlarınız olsun. Kendi bölümünüzden arkadaşlarınız olsun. Yakın arkadaşlarınız olsun. Sadece hani üniversite sadece ders ile ilgili bir yer değil. Kendinizi her anlamda geliştirebileceğiniz bir yer ve bence üniversiteye girdiğiniz andan itibaren artık hayata atılmış oluyorsunuz. Benim size tavsiyem çok yönlü bir insan olun. Hani
Ders de çalışın, spor da yapın, arkadaşlarınızla da çıkın gezin, müzik dinleyin, resim yapın, sevgiliniz de olsun, tiyatroya da gidin. Hani bence asıl o zaman gerçekten gerçek anlamda eğitimli biri olmuş oluyor bir insan. Son olarak bunu söylemek istedim. Bu videoda anlatacaklarım genel olarak bu kadardı. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Ben anlatırken gayet keyif aldım. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Şimdiden üniversite hayatınız umarım çok çok güzel geçer diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atarsanız, abone olursanız da sevinirim. Hoşça kalın. Bay bay.